Şubat ayında o Barla Gölü, Üstad Hazretleri'nin Barla Denizi dediği o yerde gelmiş. İlk önce Yokuşbaşı Mescidi dediğimiz, biraz önce gittiğimiz o mescit, Yokuşbaşı Mescidi. Orada Muhacir Hafız Ahmet imammış. O zaman zamanın hükümeti, idareciler düşünmüşler. Dediği zaman bir hoca, bu Muhacir Hafız Ahmet de Macaristan Muhaciri birisi. Bu da Macir, dışarıdan bu köye gelmiş. Macir, Macir'in halinden anlar. Hoca, hocanın halinden anlar. Bunlar ikisi iyi anlaşır diye. Muhacir Hafız Ahmet ağabeyin evine Üstad Hazretleri'ni misafir olarak bırakmışlar. Bir rivayette 15, bir rivayette de 3 hafta Üstad Hazretleri o evde Muhacir Hafız Ahmet ağabeyle birlikte kalmış. İki odası var. Bir rivayette iki katlı, bir rivayette iki odası var. İki katlı olan rivayette şu, Üstad Hazretleri alt katta kalmak istiyor. Ağabey diyor ki Muhacir Hafız Ahmet ağabey, sen diyor alt kat, siz alt katta kalın, siz de üst kata çıkın, biz diyor alt kata gelelim onunla birlikte. Bir gece Üstad Hazretleri, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Esma-i Hüsna'sında İsmi Azam'ı teşkil eden, Virde Azam'ı teşkil eden, Ferdün, Hayyum, Kayyumun, Hakimun, Adlun, Kuddusun şeklindeki o İsmi Azam'ı zikrederken, kendi köşklerinin, evlerinin, hanelerinin sarsıldığını hissediyor. Ve onu da işte Hüradan filminde seyrettiğimiz hanıma diyor ki, hanım diyor, bizim başımıza devlet kuşu kondu, bu misafirimiz Allah'ın sevgili bir kulu, biz bunu buradan razı etmeden gitmemeliyiz. Onun için de bundan sonra biz seninle karı koca değil, bacı kardeş olacağız. Bu şekliyle dünya nimetlerinden ayrı bir hayat yaşayacağız diyor. Üstad Hazretleri o evde 3 hafta kaldıktan sonra, daha sonra o biraz önce gittiğimiz evde ikamet etmeye başlıyor. Mus Meşcidi, Üstad Hazretleri Mustafa Kemal ile 1922 yılında Ankara'da görüştüğü zaman, 22 Nisan'da görüştüğü zaman, Mustafa Kemal onunla dediği zamanla beraber çalışmak istiyor. Daha sonra hikaye meşhur Rıfat Börekçi ile çalışıyor. Üstad Hazretleri'ne teklif ediyor. Sen de benimle beraber çalışırsan sana şöyle bir şartım var, şöyle bir önerim var. Sen gel de benimle beraber çalış. Ben Batı değerlerine dayalı bir devlet kurmak istiyorum. Sen de bu konuda bana destek ol diyor. Bunun karşılığı olarak da diyor, ben sana diyor, Doğu'da diyor Şark-ı Umumi Vaizli, 7 tane ilin umumi vaizliğini vereceğim diyor. Bir köşk vereceğim, bir de milletvekilliği vereceğim diyor. Üstad Hazretleri bakıyor ki dünya değişmiş, asır başkalaşmış, herkes kendi nefsine müptela olmuş. Ahir zamanda, ahir zamanın özelliklerinin belirli kişilerde, belirli şartlarda gerçekleşmeye başladığını görüyor. Ve bu zatla, Mustafa Kemal'le siyaset yoluyla mücadele edilmesi gerekten Ankara'dan Van'a yerleşiyor Üstad Hazretleri. Orada kardeşi Abdurrahman var, yeğeni Abdurrahman'la. Abdurrahman'ı orada bırakarak Van'a yerleşiyor. 1925'te Şeyh Said ayaklanması gerçekleştikten sonra da Üstad Hazretleri'ni bir mevhi olarak, devlet düşmanı olarak, rejim düşmanı olarak Van'dan alıp Burdu, Trabzon, Antalya, Burdu, Isparta üzerinde Barla'ya getiriyorlar. Oradan Üstad Hazretleri'ne diyorlar ki sen Mustafa Kemal'in teklifini kabul etmiş olsaydın, bu konuya burada girmek istemezdim ama Risale'nin ehemmiyeti anlatmak açısından söylüyorum. Mustafa Kemal'in teklifini kabul etmiş olsaydın, Mustafa Kemal inkılapları gerçekleştirmek için bazı kanunlar çıkarttı. Bu kanunlar dolayısıyla bazı başlar kesildi, sadeleştirerek anlatıyorum. Başlar kesildi, o başlara kesilen insanların başlarının kesilmesine engel olabilirdin deyince Üstad Hazretleri de diyor ki evet ben 30 bin kişinin belki kellesinin kopartılmasına hayatını kurtaramadım ama Risale-i Nur gibi bir eser, eğer Mustafa Kemal'in teklifini kabul etmiş olsaydım Risale-i Nur gibi bir eser ortaya çıkmazdı. Ben onun teklifini kabul etmemekle 30 bin kişinin dünya hayatını kurtaramadım ama milyonlarca insanın ahiret hayatını kurtardım diyor. Risale-i Nur açısından bu Barla, Barla Gölü bir damla oluyor. Bütün dünyaya bu Barla'dan bir maya çalınıyor. Bütün dünyaya buradan nur, buradan ışık
buradan aşk gönderiyor, şevk gönderiyor, heyecan gönderiyor. Bu Humus Meclisi, Mustafa Kemal'in önerisiyle, Darül Hükümet'in Mustafa Kemal'in önerisiyle umumi vaizli kendisine verilmiş olduğu için, imamlık beraati kendinde olduğu için Üstad Hazretleri bu camiyi tamir ettiriyor ve kendisi burada o beraate istinaden namaz kıldırmaya başlıyor. Burada enteresan bir hadise oluyor. 1915 ile 17'li yılları düşünün, Üstad Hazretleri Van'da Hor Hor Camii'nde ilim tedrisatıyla, duayla, tazarruyla, niyazla meşgul olurken orada Üstad Hazretleri'nin yanına Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zikir meclislerine katılırmış. Aradan 10 sene kadar bir zaman geçiyor. Bu sefer Üstad Hazretleri burada enteresan bir hadise yaşıyor. Üstad Hazretleri burada imam. Yatsı namazını kıldıktan sonra Üstad Hazretleri burada kalıyor, Humus Meclisi'nde kalıyor. Bir abi merak etmiş, herkes evlerine dağılırken Üstad Hazretleri niye burada bu şekilde duruyor yalnız başına? Camdan, kapıdan, kapı deliğinden Üstad Hazretleri'nin burada ne yaptığını, ne ettiğini görmeye, takip etmeye çalışıyor. Şu anda o silüet tam muhafaza edilmediği için bunu bu şekilde anlatmak biraz daha zor. Abi kapı deliğinden bakarken bakıyor ki burada Üstad Hazretleri oturuyor, dinliyor. İçeride 3 kişi var. Üstad Hazretleri önce 2 kişiyle beraber. Karşıda 1 kişi var, burada 1 kişi var, burada da 2 kişi var. Daha sonra Üstad Hazretleri buradan kalkıyor ve burada konuşmaya başlıyor. Meselenin özü şuymuş Kürfan abi. O gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 4. Halifesi Hazreti Ali radıyallahu anh ve Geylani Hazretleri Üstad Hazretleri'ni burada ziyarete geliyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh hem Geylani Hazretleri'ne hem de Üstad Hazretleri'ne burada ders veriyor. Daha sonra da diyor ki, Sayit diyor şimdi kalk, sen bize bir ders anlat diyor. Kardeşim diyor, işte diyor sen beni diyor ayakta gördüğün zaman diyor, ben diyor Hazreti Ali radıyallahu anh ve Hazreti Geylani radıyallahu anh'a bu dersi anlatıyordum. Bu mescidin bu anlamda çok önemliliği var. Van'daki Hor Medresesi'nde Hazreti Ebu Bekir, burada da Hazreti Ali radıyallahu anh'la Geylani Hazretleri gelmiş. Az sonra inşallah Cennet Bahçesi'ne gideceğiz. Cennet Bahçesi de yağmur olabileceği ihtimaline karşı, burada belki konuşmamız daha uygun olabilir. Cennet Bahçesi'nin sahibi Sıddık Süleyman abi 1899 yılında dünyaya gelmiş. 1927 yılında Üstad Hazretleri'ne intisap etmiş. 1928 yılında, bu biraz sonra gideceğimiz cennet